Siyasete bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günü İstanbul'da geçirdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Davos zirvesindeki "konuşarak sorunları çözebiliriz" açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin" dedi. Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin seçim tarihiyle ilgili sorularını da yanıtladı. Bak Mitsotakis, gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Davos zirvesinde Erdoğan'la konuşarak sorunları çözebiliriz açıklamasına işte bu sözlerle tepki gösterdi. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak? Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası kameraların karşısındaydı. Muhalefetin seçim tarihiyle ilgili hukuksuzluk iddialarına yanıt verdi. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır. Belediyelere kuraklıkla ilgili kritik bir uyarıda da bulundu. Devlet Su İşleri olarak şu anda ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda barajlar yapmaları gerekir. Programı yoğundu. Esenyurt Eğitim Kampüsü temel atma töreninde The Economist dergisinin kendisini hedef alan skandal ifadelerine tepki gösterdi. İngiliz The Economist bizimle ilgili gene bir şeyler söyledi. Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? Benim milletim belirleyecek, milletim! Altılı Masa'ya da metro projeleri üzerinden tepki gösterdi. İnşallah pazar günü ilklerin ve enlerin eseri olacak Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu. Bu altılı masadan birileri metroya binmişler. Metroda vatman yok. Kendiliğinden gidiyormuş. Ve konuşuyorlar. Ya diyorlar bu Paris'te bile yok. Allahu alem daha Paris'i bile görmüş değiller. Ya biz bunları yapalı. Unuttuk. Siz neredesiniz ya? Vah zavallılar ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere yemek desteği müjdesi de verdi. 1,8 milyon öğrenciye ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını, Bay Kemal hep yalan söylüyorsun. Yemek verilmediğini söylüyorsun. Bak resmi rakam veriyorum. Çok yakında 5 milyon öğrenciye bu rakamı ne yapacağız? Çıkaracağız. İnşallah 6 Şubat itibariyle okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız. Hemen bir dipnot. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle susuzlukla ilgili uyarılarını lütfen dikkate alalım. Bakın İstanbul'da günde 3 milyon metreküp su tüketiyoruz. Barajlarda su kalmadı. Kalmadı. Şubat yağışlarından da hayır yok. İstanbul'un su kıtlığına doğru gidiyor. Yok, suyumuz yok. Bitti. Suyu dikkatli kullanalım.